Kahve, geleneksel Türk kültürünün olmazsa olmazlarındandır ve bütün dünya kahveyi bizden öğrenmiştir. Adı üzerinde Türk kahvesi denir. İşte bir kahve dünyasındayız. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Ayaş'tan seslenmekteyiz. Meşhur Dibek kahvecisinin konu olduk ve yanımızda işletme sahipleri Ayşegül Hanım ve Ali Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ayşegül Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? Hoş bizler geldiniz. Deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Şimdi burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ali Bey müsaade ederseniz eşiniz Ayşegül Hanım'la başlamak istiyorum. Ayşegül Hanım biraz kendinizden söz eder misiniz? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? İsmim Ayşegül Çubukçuoğlu. Yaklaşık 1,5 yıldır bu sektördeyim. İşletmeciliğini yapıyorum. Evet. Gayet güzel tepkiler aldım. 27 çeşit aromalı kahvelerimle, Dibek usulü öğütülmüş kahvelerimizde daha doğrusu. Evet. Burada özellikle Dibek usulü vurgulamak istedim. Çünkü Dibek'i Osmanlı kahvesiyle karıştırma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Evet. Bizim özelliğimiz Dibek taşında eski usul dövülerek öğütülmesi. Evet. Şimdi onun aşama aşama evresine geçeceğiz ama bundan öncelikle Ali Bey biraz da sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Ali Bey kimdir? Siz kaç yıldır sektördesiniz? Ben çalışıyorum aslında. Burası eşimin iş yeri. Ben ona destek olmaya çalışıyorum sadece. Evet. Ben farklı bir kurumda çalışıyorum. 1,5 yıldır da bu mekanı eşimin açması için yardımcı oldum. Şu anda insanlara Dibek kahvesini anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Yani burada kahvenin enemayi çeşidiyle gelecek olan misafirlerinize en iyi, en kaliteli hizmeti eşiniz Ayşegül Hanım'la birlikte burada sunuyorsunuz. Şimdi Ayşegül Hanım burada verilen hizmetleri biraz daha açalım izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Tabii ki. Aromalı kahvelerimiz dışında Maraş dondurması, usulü demiyorum, gerçek Maraş dondurmasıyla sunumumuzu yapıyoruz. Evet. Bunun dışında kendim waffle yapıyorum. Bitki çayları, Nescafe içecekler, soğuk içecekler. Bunun yanında fast food olarak diye adlandırdığımız tost olsun. Ha, evet. Müşterilerin taleplerine göre yine birkaç çeşit de olsa burada yine saç kavurma ya da menemen gibi burada müşterileri yemekte ikram ediyorsunuz ya da servis burada ediyorsunuz. Aynen. Şimdi efendim Dibek kahvesinin diğer kahvelerden ayıran en büyük özellikleri nelerdir? Çünkü halk arasında bu çok karıştırılıyor. Hani Osmanlı kahvesi, Dibek kahvesi ve diğer çeşitler birbirleriyle çok karıştırılıyor. Biraz söz eder misiniz bu Dibek kahvesiyle ilgili? Az önce de biraz az bir şey bahsetmeye çalışmıştım. Evet. Hani Brezilya kahvesi, Brezilya'dan geliyor bir numaralı Brezilya çekirdeği. Dibek taşında öğütülerek, dövülerek halkımıza sunuluyor. Evet. Ali Bey bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Kriterlerimiz, birinci kriterimiz müşterinin mutlu olması. Evet. İkinci kriterimiz buraya geliş amacı olarak bizi tercih etmesi. Gerçek bizim, Dibek kahvesi içmek için. Bizim buraya. Müşterilerimizin %80'i bir sattığımız ürünlerin kaliteli olması, ikincisi kaliteli bir hizmet vermemiz. Evet. Mutlu olması. Evet. Bu arada şunu da söylemek isterim. Kahvemiz Türkiye'nin birinci sınıf en kaliteli kahvelerinden biri. Ve kahvemiz İzmir'den gelmekte olup meşhur Dibek Kuru Kahvesi İlyas Gönül'ün kahvelerini satmaya çalışıyoruz. Kahvenin kalitesi oradan. O da çok küçük, orta dereceli bir işletmedir. Türkiye'de pek bilinen bir kahvedildir ama en iyi kahvelerden biridir. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Kahvesini evet, bizimle paylaştığı ederim. İçin. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım, biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Neden?
yani başlangıçta hoşgörülü ve güler yüzlü hizmet vermek. Önemli olan müşteriyi memnun kılabilmek. Daha sonrasında da zaten kahvelerimizi tattıkları andan itibaren yani kalitenin farkını anlayabiliyorlar. Evet. Müşterilerimiz kendileri anlayabiliyor yani. Evet. Yani burada birbirinden farklı kahvelerle ya da yan ürünlerle burada en kaliteli, en iyi hizmeti gelen müşterinize sunuyorsunuz ki sizin güler yüzünüz, sosyal diyaloglarınızda bunlara birer etken diyebiliriz. Efendim biz de gerçek Dibek kahvesi içmeyen herkesi Ankara Ayaş yolu üzerinde bulunan gerçek meşhur Dibek kahvesi işletmesine davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Tümuz ile devam edecek. Ankara Ayaş'tan ve sektörün en iyisi meşhur Dibek kahvecisinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.